Bir de Metaverse tarafı var. Yani üçüncü basamak var. Metaverse. Sizi Yani Elon Musk yapay zekayı Metaverse'e nasıl canlandıracak? Bill Gates nasıl canlandıracak? Ne olarak şimdi şöyle bir kullanacak? şey Ne diyelim. için kullanacak? Bugün humanoid teknolojisi var. Evet. Bakın 1.0 1.0 1.0 ile giderken yazılık ikilik sistem daha da holograma giderek binariden daha bu sistem 3 boyut, 4 boyut, 5 boyut, 6 boyutlu dijital döneme geldik. Kuantum Evet. bilgisayarlarına geldik bu rakamdan çıkıp. Ve öyle bir gerçek hale gidiyoruz ki işte gördüğümüz o rüyanın içerisindeki o gerçekliği yaşamaya başladığımız anda biz bu dünyadan kopacağız demektir. Bunu koparacak olan şimdi zaten bu dünyadan bizi koparan cep telefonları değil mi? Yolda Evet. yürürken bakıyorsunuz insanlar yürüdüğü yola bakmıyor, cep telefonuna bakarak gidiyor. İşte dijital bağımlılığı diyoruz ya biz Bakın telefonu bu kadar bağlayan Metaverse'e nasıl bağlamaz? çıkamayacak insanlar evlerinden dışarı Evet. çıkıyor. Dünya ile bağı kopacak. Şimdi düşün bugün Neuralink projesini incelesinler. Bir de şey var. Uyduları Starlink projesi var. Evet. Starlink projesi niye var? Bakın bunlar da çok önemli. Bilişimde biz internette eskiden hatırlar mısın? Bir internete bağlayacaksın. Cız diye ses gelir. Brrr diye Evet. arkadan gelir de bağlar da oradan bir şeylere bakacağız diye uğraşırdık. Şimdi artık öyle bir şey ki neredeyse ışık hızının daha da ötesinde böyle daha Küçücük bu kadar cihazlarımızla hızlı. bağlanıyoruz. Evet. Bu ne oldu? 3G, 4G, 5G, 6G, 7G gittiği anda her şey daha gerçekçi ve daha hızlı olacak. Bununla diye yansıtıyorlar. İşte ameliyatta faydaları olacak. Uzaktan ameliyat Yani bu edebilecekler, tarafları robotlar anlatılıyor. Evet. kullanılabilecek falan bu Evet. tarafları anlatılıyor. Ama Sağlıkla ilgili insanın teknolojiler. sağlığına, doğal yapısına nasıl etkisi olacak? Bunların için işte bu frekanslar insanın ne kadar bozacak? Cep telefonlarının frekanslarında her tarafımızda görmediğimiz beyin frekanslarımızı etki edecek ağlarla örülüyüz. Ha, bu çok önemli. Yani ne tehlikesi var diye bazen fütüristler de tepki veriyor. Yani neden bu olumsuz taraflarını konuşuyorsunuz diye ama beyin nöronlarımıza nasıl etki edecek diyor Olgun Tabii. Aydoğdu'da. Çok önemli bir yerdesiniz. Bu Şey zorlama mıydı hocam? Neuralink projesiyle, Starlink düzeltiyorum projesiyle işte insanlara yüklenen bazı terimleri de video paylaşım sitelerinde sosyal medyada kullanamıyoruz çünkü videolara kısıtlama getiriliyor. İnsanların şu son 2 yıllık dönemde zerk edilen bir takım sıvılar üzerinden bir etkileşim yapma amacı taşıdığı o projenin yönlendirme insanları. Hani beyin hacklenebilir mi, hacklenecek mi diye konuşmuştuk. Starlink'le bunun yapılma olasılığı çok zorlama bir teori mi? Ne bence diyorsunuz? Bir fizikçi olarak ne yani diyorsunuz? zorlama olduğunu düşünüyorum. O Yani sıvıyı sadece anladınız değil mi? evet. Evet. Yani ama Sıvının içeriğini diyeyim. şimdi bu kadara gerek yok zaten. Şimdi bu aslında nasıl başladı? Çok daha şey işte dünya nüfusunun 500 milyona düşürme Evet. projesi. Bu işte Sonraki. Stonehenge gibi o şeylere dikmeler sütunlar dikildi dünyanın belli tarafına. Orada işte 500 milyona düşecek. Arkadan Denver Havalimanı'ndaki o kıyamet senaryoları Evet. 2095'te açılacak kapsül. akabinde Bill Gates'in almış olduğu patent, akabinde pandeminin çıkması, şimdi kıtlığın gündeme gelmesi Buna hiçbir tesadüf değil. onunla beraber onu bırak işte Konstantin'e bir atıfta bulunup Elon Musk kendi adını oraya koyması, işte dün de Papa'yı ziyarete gitmesi Şey de ve vardı.
tebeşir tozu ile güneşi karartması, o da alamet ayrı. İnancına alakalı yok, bir şey şu, değil mi? Yani güneşin onunla karanması değil de, geçmiyor şimdi, mu hocam? Dünyanın karanlığa gömülmesi, yani onu canlandırma. Orada güneşi karartmayacaklar ki, yani sadece o alanda azaltacak. Güneşi kararttığı zaman dükkan tamam. insanların yani hayır, o dünyada birçok şeyin bitmesi demek. Güneş komple öyle karartmayacak. Evet, ama yani o canlandırma yaparak o ayeti tıpkı dijitalde üçlemeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Görüşünüz gibi. Bunu da canlandırıp, güneşi karartmayı canlandırıp alametlerden birini gerçekleştirme düşüncesini taşımıyor mu? Mesela böyle bir görüş var çünkü. Yani onu başka şeylerle de yapabilirler. O çok önemli değil. Asıl konu, en son ne diyordum orada unuttum ben şimdi. Yani bu arkadaşlar kutsal metindeki vahiy bölümündeki konuları ya da İncil'den bazı bölümleri hayata geçirmeye çalışırken bunu teknolojik olarak arkasındaki yani mucizeleri gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bugün mucize diye okuduğumuz şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Mesela ben sana şöyle söyleyeyim. Musa peygamber denizi yardı değil mi? Evet. Bugün deniz yarılabilir mi? Yarılabilir. İkiye ayırabilirsin. Termonükleer, füzyon reaktörü. Hatta denizi bırak, suyu atomlarına ayırıyoruz. Evet. Değil mi? En basit de herkes evinde deney yapsın. Plastik bir tarağı alsın. Saçını sürsün. Yünlü bir şeyi sürsün. Çeşmeden akan incecik bir suya çok az böyle sicim gibi aksın, yaklaştırsın. Su böyle yamulacak. Şimdi bunun daha güçlü bir reaktör olarak yaptığını düşünürsen, suyu da ikiye, denizi de ikiye yararsın. Bugün Nuh peygamber 1000 yıldan 50 yıl eksik kavmin arasında yaşadığı Kur'an-ı Kerim ayetlerinde yazıyor mu? Yazıyor. Nasıl yaşadı? Hadi buyurun. Nasıl yaşadı? O canlı çiftlerini gemiye nasıl aldı? Sadece bu Kur'an-ı Kerim'de değil. Mesela İncil'de de Nuh peygamberin, kutsal kitapta da Nuh peygamberin işte uzun ömürlü olduğu orada da yazar. Yani bildiğimiz insan ömründen. Evet. Çok daha uzun oldu. Uzun yaşadı. Zaman boyut farkları. Bunları görüyoruz bakın. Evet. Şimdi bunları biz hep mucizeler diye okuduk. Şimdi mucizeleri bilimle bir şeyleri yapmaya çalıştığında, bilim bunu gerçekleştirmeye çalıştığında, mucize nereye kadar mucizedir? Arkasında nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir bilim olduğunu anlamadığımız zaman mucize gelir. Ben size desem ki yarın yağmur yağacak. Hatta öyle bir yağmur yağacak ki seller götürecek burada dediğimde. Ve yarın bu olduğunda senin benim ağzımdan çıkan bu sözü neye istinaden söylediğimi bilmezsen bunu mucize olarak nitelendirirsin. Çok kahince bir öngörü olarak gördüm. Kahin olarak. Evet, öyle bir. Ama bilim bunu gördüğünde ve söylediğinde artık meteoroloji oluyor o zaman. Evet, meteoroloji oluyor. Bilimsel bir taraf oluyor. Evet. Ve bu meteoroloji olduğunda senin bunu kutsallıktan çıkartıyorsun o zaman. Peygamberlerimizin gerçekleştirmiş olduğu mucizeleri bugün insanlar bilimle gerçekleştirmeye çalışıyor. Ve bu bilimle gerçekleştirmeye çalıştığında ve bunu gerçekleştirdiklerindeki en büyük tehlike, peygamberlerin kutsal kitapta yazılanlar aslında bunlardı. Ve inançların üzerinden insanların yeni bir din, yeni bir dünya düzeni, yeni bir Mesih kavramı, işte bu kavramın tepesine de yapay zekayı oturtacaklar. Yani şöyle bir tablodan mı bahsediyorsunuz hocam? Çok çarpıcı gerçekten.
Metaverse'de veya diyoruz ki hologram teknolojisiyle, ama teknolojiyle Mesih'i canlandırmak, insanları böyle etkilemek. Mesela Kızıldeniz'in yarılması örneğini verdiniz. Teknolojik bir takım gereçlerle bunları canlandırmak ve demek ki kutsal kitaplarda mucize olarak anlatılanlar işte bugün bu şekilde yapılan olaylardır diye tanımlayacaklar ve insanların gözünde bir yüceliğe sahip olacaklar ve dijital bir din geliştirecekler. Tabii, doğru mu yani, anladık net bir şekilde? Çok, yani dijital Tanrı, dijital Mesih, dijital din. Geçmiş tarihte yaşanılan olayları Elon Musk şöyle düşünüyor. Bence böyle düşünüyor. Teknolojiyle yapıldı mı diyor. Şöyle diyor. Hayır, geçmiş tarihteki mucizeleri Musk gerçekleştirmeye çalışıyor. Denizi de yarıp bunu şovunda yapabilir diyorsunuz yani. Ya şimdi bugün Mars'taki yaşam kurup insanları oraya taşıması Nuh'un gemisi değil midir? Çok ilginç. İnsanları oraya, orada bir hayat kurması. Burada kıyameti kopartıp onlara inancı. Tanrı'yı kıyamete zorlama. Hayır, diyoruz yani evangelisi. Nuh'un, kıyameti getirip bugün, insanları kurtarıp şimdi oradan Nuh'un gemisine baktığı zaman etmiş. Nuh'un gemisi ne yapmıştı? Bütün canlı çiftlerini aldı. Evet. Daha sonra şimdi biz o gemiyi, affedersiniz, nasıl algılıyoruz? Nuh'un gemisini tahtadandı. Ondan sonra resimlerde öyle yapılıyor. Hadi hayvanları topladı. Bütün canlılar. Arkadaş, bugün İstanbul Boğazı'nda hafif bir fırtına kopsa o koca transatlantikler karaya vuruyor. Biz dünyanın tufandan, tufanın kopmasından bahsediyoruz. Ki bölgesel bir tufan değil. Yani dünyanın yani tutsal. Hiçbir canlı kalmayacak kadar. Bugün tsunami oldu işte Aceh'te olan tsunamilerde. Koca transatlantikler ters dönüyor da vuruyor karaya. Bunun önünde hiçbir şey durmuyor. Şimdi bırakın, peki geçmiş ilkeldi de. İlkelse demir çağı ve daha geriye gidiyoruz değil mi? Daha geriye gidiyoruz. Nuh'un gemisi nasıl olabilir? Motoru var mıydı? Buharlı geminin icadının tarihi belli. İşte o. Şimdi geçmişi nasıl yapacağız? Nuh'a geminin yapılışını kim öğretiyor? Melekler öğretiyor. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. O gemiyi niye aradılar bu kadar? Ya dediler, böyle bir tufan var. Bu tufandaki gemi tahtadan, şundan bundan olması mümkün değildir. Ya da bunu daha da yumuşatmaya çalıştılar. Tufan senaryosu aslında bölgesel olmuştur. Bölgesel olduğu için o bölgedeki canlılar ölmüştür diye yorum yapmaya çalıştılar. Değil. İbrahim peygamberin sofrasına melekler geldiği zaman İbrahim peygamber meleklerle olduğunu anlıyor mu? Elçi diye geçiyor keza. Anlamıyor. İnsan kılığında geliyor. Çünkü insan görünümünde. Biz geçmiş tarih, Nuh'un 950 yıl kavminin arasında kalması, daha bununla ilgili birçok mucize var. İşte 1000 yıl bir güne eşittir, 50 bin yıl süren de bir günde iner ve çıkarlar. Bu da, ve zaman, bu da çok fazla. Şöyle bir şey de var. Geçmişi işte biz böyle hurafelerle değerlendirip, mucizeleri sihirle değerlendirip ve sihir değil de mucize tanımı biraz daha tabii. Sihir diyenler de oluyor çünkü mucizelere. Kur'an'da mesela Musa peygamber asasını attığı anda onun yılan olması, Firavun'un da attığının yılan olması, onu yemesi mesela, o bir mucize. Ama bugün böyle bir şey yapsa David Copperfield, anlatabiliyor muyum? Bunun arkasında mutlaka bir şey vardır der. O dönemde bunlar Allah'ın peygamberlere vermiş olduğu bu yetki. Yani şöyle söyleyeyim. Bir de araç, bir de araç da var. Mesela tabutu Sekine var. Yani baktığın zaman nehri onunla geçiyor. Sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, Tevrat'ta da anlatılan, Hezekiel bölümünde anlatılan konular oldukça ilginçtir.
Mesela tabutu o cihaz sekine, değil mi, yuvarlak dairesel Kur'an-ı Kerim'de tabutu cihaz. Sekineyi melekler taşıyor. Yani biz geçmiş tarihi anlarken, nasıl olduğunu düşünürken Musk, Gates bunları teknolojiyle gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ve gerçekleştirdiklerinde İnsan bunun bir başına da dijitali koyduğunda işte diyecekler ki yapay zeka aslında yeni bir dine, bu mucizeleri gerçekleştiren kişilere artık Mesih mi ilan ederler, ettirirler, yeni bir din mi ortaya çıkartırlar, dünyadaki insanları artık böyle bir şeye mi inandırırlar. Ama bunu yaparken de sizi, insanları bambaşka bir dünyada uyandıracaklar. Bambaşka bir dünyada, bambaşka bir gerçekliğe doğru. İşte bu sefer çok konuşuldu. Bütün dünyayı, dinleri bitirecekler. Tek dinle, yeni bir din çıkartacaklar vesaire, yok devlet, yok ortak para, bir para ortadan kalkacak falan filan. Bakıldığı zaman önümüzde böyle bir süreç var. Böyle bir süreçte ne kadar telefona bağımlıysak, metaverse'e, biz kendimiz için değil, artık bu 10 yılda mı gerçekleşir, 20 yılda mı gerçekleşir? Belki 50 yıl sonra bu videolar kalırsa bizim mesajlarımız, ya da 100 yıl kalırsa bu mesajlarımızı o dönemin insanlarına verelim. Böyle bir geleceğe gidiyor onlar. Nasıl bir gelecek beklediklerini görüyoruz ve bunun tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Allah bizi bu dünya üzerinde yaşamamız üzere bu doğada, bu doğaya uyumlu olarak doğduk. Ve bu doğaya uyumlu olarak besinlerimizi alıyoruz. Bu doğaya uyumlu olarak, bu çünkü buna mizanı var. Bu doğanın bir insanlara bu dünya yapısına uygun şartlarda biz yaşıyoruz. Ve kendimizi buna göre insanoğlu geliştirdi. Bugün çinko hapı alıyorsun, demir hapı alıyorsun vesaire alıyorsun. Neden alıyorsun? Çünkü o besini yeterince almazsan o madenler senin toprağında var. Aslında sen o var, vitamini alamıyorsun. Niye alamıyorsun? Çünkü ilaç sektörü sana o demiri verecek. İlaç sektörü o demiri sana vermesi için, çinko hapını, demir hapını vermesi için senin topraktan çıkarttığın o vitamini bozacak. Ya da toprağa basmaktan vitamini uzaklaştıracak. Vitamini bozacak, GDO'yu çıkacak. Evet. Sokacak ki sen o vitaminleri alamayasın, üretemeyesin. Toprağına sahip çıkamayasın. Bunlara geniş çerçevede baktığımızda nasıl bir plana doğru gidiyoruz? Nasıl bir geleceğe doğru gidiyoruz? Ve bunun arkasında ne var dediğimiz zaman, işte bu kadim metinlerden güç alıp geleceği şekillendirmek isteyen kişileri görüyoruz. Dijitalizmle bu organik formdaki insanı nasıl bozmaya çalışıyorlar? Nasıl yeni bir din, yeni bir dünya, yeni bir sistem getirmeye çalıştıklarını da çok detaylı bir şekilde anlattı. Olgun Hoca söyledi, her şeyi 15 yıl önce işte yazdığı her şeyi bugün yaşıyoruz. Bu da unutulmaması gereken arşivlik bir yayın. Çok teşekkürler sevgili Olgun Hocam. Sağ olun, var olun konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim.